Uzun zamandan beri düzgün bir sel altı çantası arıyorum arkadaşlar. Bilirsiniz özellikle uzun turlarda mekanik tamir aletlerinizi koymak için sel altı çantaları birebirdir. Dediğim gibi arkadaşlar sel altı çantası turlarda vazgeçilmezdir. Çünkü içine patlak yama takımı, yedek lastik, alyan takımı gibi genelde tamir aletlerimizi ve ufak tefek para, anahtar gibi şeylerimizi koyarız. Bu yüzden sel altı çantalarının genişliğinin optimum düzeyde olması bizim için çok önemlidir. Ben uzun zamandır istediğim sel altı çantasını bulamıyordum. İşte daha önce şöyle M-Wave'in bir çantasını kullanıyordum. Evet, güzel bir çantaydı. Hacmi çok küçük değildi ama kumaş kalitesi beni tatmin etmiyordu. Kumaş kalitesinin uyduruk olduğunu düşünüyordum. Daha sonra bir gün BTV'nde, özür dilerim, Decathlon'da bir çantaya denk geldim. Şöyle 900 liraya bir çanta aldım Decathlon'dan. Bu çantada, ya çanta hakikaten çok dandik. Yani şey gibi, yumuşacık en ufak bir şeyde dağılıp gidecek gibi duruyordu. Bir de çok küçüktü, eğriliyordu, bürülüyordu, zangır zangır sallanıyordu sel altında. Sinir ediyordu beni her turda. En sonunda şu çantaya ulaştım. Tartışılmaz kalitesiyle Topic çantaya ulaştım. Bunu da ilginç bir hikayeyle ulaştım. Bunu Gearbest de bana ulaştı aslında. Benden ürün seçmemi istediler. Ben de işime yarayacak bir ürün seçmek istedim. Aradım taradım sitelerinde en çok işime yarayacak, ne zamandır aradığım sel altı çantasını buldum. Ürünün özelliklerine geçtiğimizde isminden de belli olacağı gibi bir dry bag. Kesinlikle su geçirmiyor. 25.4'ten 34.9 milim kalınlığındaki sele borularını olabiliyor. Kumaş özelliklerine geçecek olursak 210-420 dini özelliklerde. Üzerinde 3M'in şöyle sertifikasında görüyorsunuz. Kendi reflektörü var. Onun haricinde çantanın hacmi 1 litrelik bir hacme sahipken 170 gram bir ağırlığı var. Klipslerle kolayca gördüğünüz gibi monte edebiliyorsunuz. Şöyle arkasını çevirdiğimde de burada tek tek özellikleri nasıl monte edileceği üzerindeki özelliklerini zaten gösteriyor. Çantanın genel özelliklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar, işte arka kısmında şu şekilde bir Topic logosu var. Arkaya şöyle lamba takabiliyorsunuz. 3M reflektörü var. Kenarlarından şöyle basitçe klipslerle açılıp kapanılabilen klasik bir dry bag. Şu şekilde görüyorsunuz. Ağzı cırt cırtlı. Şu şekilde açtığınızda içi epey bir geniş. 1 litrelik bir alana sahip. İçinde ışıktan görebiliyor musunuz bilmiyorum. 2 adet de şöyle yanlarda cep var. Yani bu çanta tamir aletlerinizi koymak için turlarda, özellikle böyle ufak tefek ıvır zıvır anahtar gibi şeylerinizi taşımak için birebir biçilmiş bir kaftan. Çantanın montajına geçtiğimizde inanın çok basit arkadaşlar. Üzerinde 2 adet klips var. Bu klips ve en öndeki cırt cırtı açarak kolayca çantamızın sele borusuna, sele altına çantamızı monte ediyoruz. Gelelim fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Ürün nereden geldi? Ürünü bana gearbest.com gönderdi. Bana ürün seçmemi istediler. Ben de beğendiğim için bu ürünü seçtim. Ürünün 3 çeşit versiyonu var. 0.8, 1 litre ve 1.5 litreydi. Ben 1 litreliğini seçtim çünkü 1 litre bence yeterli olacaktı. Belki 0.8'de çok bir fark yoktu. Özür dilerim, 0.6 da olabilir. 1.5 litre de biraz büyük gelecekti. O yüzden istemedim. Ürünün fiyatı neydi? Ürünün fiyatı 30 dolar gibi bir fiyata sahipti. Gearbest.com'da aşağıya linklerini ekliyorum. Türkiye'de bu ürünün fiyatı ne kadar? Aynı ürünü ben N11'den arattırdığımda 120 ile 150 lira arasında değişen fiyatlara ulaştım. Siz de bu ürünü almak istiyorsanız aşağıdaki açıklamalardaki linkten satın alabilirsiniz. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.